Ford bayisindeyiz. Karşımızda Fiesta var. Fiesta'nın stil 1.0 turbo benzinli EcoBoost 100 beygirlik otomatik versiyonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakıt değerleri falan filan derken 211 lira bir fiyatı var. Üretim yeri de Romanya yazıyor. Şöyle bir aracı dönelim. Evrim stil en boş paket miydi? Şey dedi ya. Standart geliyor dedi. Artık, sabit geliyormuş. Aynen artık sabit geliyormuş ama orta paket yaşıyor. Orta paket ama mesela sis farı yok. Ama burada gördüğünüz gibi çelik jant var. Park sensörü yok aynen. Bir de araçta led halojenle kandırıyorlar arkadaşlar size, öyle bir durum var. Ama gene güzel görüntü güzel yani. Gözüküyor. Baksana yanmıyorken bile gene tasarım güzel. Aynalarda sinyaller var aynen. O da güzel tasarım. Böyle hemen arkasına geçtiğimiz zaman bagaj değil mi? Böyle arabalarda en önemli şey bagaj. Aslında değil bence. Hiç bekar bakmamışlar. Ben baktım bu arada. Şöyle ledler. 310 litre bagajı var bu arada. Harbi mi? Aynen. Bence gayet iyi aslında. Şey bu arada bagajı 20'den falan büyük. 38'den falan büyük aynen. Değer olarak güzel. Bak buraya ne güzel iki tane kanca koymuşlar. Bir tane aydınlatma koymuşlar. Açılır stepne gelir. Tam boy mu? Tam boy stepnesi, stepnesi var. Bak huni koyuyorlar artık ya. İşte gayet, aynen. Tersi falan. Çok diye. Başarılı. Takviye yapmak için. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fiesta'nın bagajı bu şekilde. Burada böyle sert plastik tutamaçlar var. Böyle indiriyoruz. Ve gayet sessiz kapanıyor. Sadece bu plakalıktan gelen ses o. Arkada park sensörlerimiz mevcut. Şöyle depo kapağını göstereyim size. Bunlar da yeni sistem depo kapağı. Bizimki de böyle biliyor musun? Ha. Tam bu şekilde attı. Aynen. Bizimki demek de ki böyle. Ford böyle yapıyor. Onu da kapattık. Bak gördün mü şimdi? Ha bak detay bu detaylar var. Aynen. Ford yazıyor. Aynen. Bu Renault'un Four Vision farlarından aynen. falan başlayan bir akım da adeta. Aracın içine girelim mi? Ne dersin? Şöyle kapılarını açtık. Kapı bana güven veriyor. Açılışta falan o ağırlığı görüyorsunuz. Bak şuradaki indirdiği piyano detaya baksana evrim, harika bak, değil mi ya? Çok gözükmüyor mu? Şuradaki kol bak. Aynen. Hem burada var hem burada var. Aynen. Ha bende öyle değil bak. Çünkü bir şey var. Sende kumanda paneli olduğu için. Bunu da böyle kapattığımız zaman burada göstergeler, maviye alışıksın zaten, gösterge harika. Direksiyonumuz sadece yukarı aşağı, derinlik ayarı yok arkadaşlar. Ben en aşağıda kullanıyorum, öyle hoşuma gidiyor. Burada far kontrolleri biliyorsunuz. Buradan piyano bir başlıyor arkadaşlar. Fark ettin mi? Bak buraya kadar. Aynen. Hiçbir var olmaz bak bu. Göğüsteki aynen. Yumuşak plastik. Güzel detay. Bir de sadece şu sağda solda olsun yeter ya. Buraya koymazlar. Çünkü buraya ayağım gelince uyuz oluyorum. Bilmiyorum ya. Ya uzun yol git bak, ayağını buraya dayıyorsun. Çok kötü ağrıyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi klima kontrolleri var. Dijital. Aynen. Dijital olarak havalandırma menfezlerimiz. Bak, bak, sen seversin bunları. Aynen. Bak işte bu piyanoyu ver. Benim canımı al. Ondan sonra torpidoya bakalım. Küçük sert mi? Açıldı değil mi? Düşüyor. Bir stop yok. Çok küçük değil, çok büyük de değil. Burada ne var? Dosyalık mı var? Aynen. Hmm. Bak burada da bir kağıt koyma yeriniz var. Dosya koyma yeriniz var arkadaşlar. Aynen. Güzel düşünülmüş. Otomatik vitesiniz var burada gördüğünüz gibi. 6 ileri. Mandalı bak, bak, burada. Burada ne yok? Elim gitti boş bir. Burada bak şimdi evrim mesela yolculuk direkt yaparken elini elim koyamadı. Elim mesela arkada yolculuk yapanlar için de yok. Oralara aynen. kanca koymuşlar. Şoför tarafında zaten çoğu arabaya koymuyorlar. Evrim teybe mi geçelim? Açmıyor teybe. Harbi mi? Başka mı? İşte böyle şeylerle karşılaşınca hoş olmuyor. Şey animasyon var da açılmıyor herhalde. Allah Allah. Aküden mi? Aküden kendini korumaya alıyor olabilir. Bak şu bardaklıklardaki peki led detayı. Oo, ambiyans güzel. Beni benden alır işte. Aslında burada da koyabilir hadi. Ben. Aynen. Koyulabilir. Sonra kapıların şunu bileyim. Aynen. Şu zaten şu mavi renk de beni benden alan bir renk. Ford'un ambiyans çok güzel. Ben seviyorum. Çok güzel aynen. Direksiyon arkadaşlar o kadar yumuşak ki böyle sanki sünger gibi. Derileri çok güzel. Böyle sanki yırtılacak gibi sünger gibi ama deri arkadaşlar bu ve yumuşak deri çok güzel. Direksiyonun boyutu falan da güzel. Burada gördüğünüz gibi hız sabitleyicileriniz var.
burada da teyp kontrolleriniz, bas konuşunuz. Ama teybimiz çalışmadığı için size onu gösteremiyoruz. Bak şimdi var. Kol dayama artı arkadaşlar eşya gözü var. Bunu hiçbir hiçbir arabada göremezsin. Gördüm aynen. Desene birinde. 20'de vardı galiba. Bu. 20'de var mıydı? Ben emin değilim ama. Güzel bak bunu vardı, bunun vardı. Böyle olması çok güzel. Harika bir şey yani. İleri geri geliyor mu? Bak şey deri ama bu koltuk kumaş. Uyumamış bence bir. Ha değil mi? Ya bu kumaş olsaymış en azından uyuyabilir. Değil mi? En azından bu kumaş olsaymış. Arkadaşlar koltukları da bu şekilde gördüğünüz gibi. Işıklandırmamız led olmasını isterdik. Maalesef değil. El frenimiz sanki Ford Mondeo el freni. Güzel. Şuraya bak harika. Böyle şey gözüküyor. Aynen. İnteler detaylar falan. Start stop. Şurada bir TCS'miz var. Start stop var. Şurada bu 12 volt çakmaklığımız var. Burada da bir USB'miz var. Burada bir gözümüz var. Kablosu şarj var. O, var mı? Var. Oo bak. Koymuşlar. Varsa harika. Arkadaşlar hemen bir arka koltuklara geçelim. Ne var ne yok. Bu arada bu kapıların burasında da kumaş döşemeler mevcut. Aynı şey arka koltuklarda var mı diye bakayım. Yok arkadaşlar. Burada sert plastik var. Koltuğumu en geri aldım. Şey olması için kamera açımı ayarlamak için. O yüzden dizlerim değiyor. Normalde bu kadar diz mesafesi şey değil. Burada bir aydınlatma var arkadaşlar. Sarı olmak üzere. Koltuk desenleri yine aynı şekilde devam ediyor. Kol dayaması yok gördüğünüz gibi. Hatta bu ortada gayet dar. Çok dar bu arka koltukları. Bayağı dar bu arabanın. Yani kafa mesafem de şu kadar. Bu kadar sonra kafam değecek. Arka mesela zaten dar olduğu şu küçük kelebeklerden belli oluyor. Normalde o kelebeklerin daha büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Koltuk tasarımı güzel. Burada bizi içeri vermesi güzel. Şurada şöyle bir cep var arkadaşlar. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Fiesta da bu şekildeydi. Arkadaşlar Fiesta'nın içi dışı bu şekildeydi. Biz bu tarz videolar paylaşıyoruz. Haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın.